Bunlar Galya'nın kuzey doğusunda Burgondların önünü kesmişlerdi. Burgondlar kendilerine Galya'da bir geçiş yolu istiyorlardı. Salmien dostu Sabir'i orada rastladı. Soluk bir aralık güneşi soğuk havanın arasından süzülerek aydınlatıyordu. Romalı subay içine kurt postu dikilmiş olan gösterişli bir palto giymişti, oysa Sabir'in üstünde kesimi aynı. Dışı kürklü içi kumaşla aktarlanmış bir palto vardı. İki subay yaktıkları odun ateşi başında dostane bir akşam yemeği yiyorlardı. Yemekte lahana ve jambon yerken beraberinde de yerel bira içiyorlardı. Sabir korların üzerine birkaç kütük parçası attıktan sonra ellerini ateşe doğru uzatıp ısınmaya çalışırken askeri tarih uzmanı olan Romalı'ya sordu, Burgondlar ilgi çekici bir millet. Diğer Germen kabilelerinden çok ayrılar. Bozkır halkları gibi iyi organize olmuşlar ve çok sayıda süvarilere de sahipler. Neden onlar da imparatorluğu idare eden bir Argobest'e sahip değiller? Argobest diyerek Salmien düzeltti. Burgondlar yakın tarihte Galya sınırına dayandıkları zaman önce Romalılarla müttefik oldular. Daha sonra Helvetia'ya ve gene çok yakındaki Ren Vadisi'ndeki topraklarda yerleştiler. Bütün bunlar İmparator Honorius'un döneminde 20 yıl kadar önceydi. Desene bizim koruduğumuz şu aptalla bunlar anlaşmışlar, diye güldü Sabir. Bu yüzden anlaşmanın şartlarını devamlı ihlal ediyorlar ve bizim de bu ormanlık dağlarda canımız çıkıyor. Çok şükür. Franklara karşı giriştiğimiz harekattan sonra bir yıldan fazla İrtiş sahillerinde dinlenebilme fırsatını buldum. Benim için bile bu ormanlıklarda bir süre yaşayabilmek o kadar zor ki. Hele Aral'ın kıraç bozkırlarında doğup büyüyen savaşçılar 3-4 ay geçmeden sıla hasretine tutuluyorlar. Paralı askerlerimize çok sık dönüşüm yaptırmamız oldukça faydalı oluyor. Yakında ben de memlekete dönecek ve Altay dağlarında dostlarımla ava çıkacağım. Bizim için yeni ülkeler keşfetmek, macera yaşamak, başka ülkelere seyahat etmek paradan daha önemli. Pek az Hun burada kalıp daha çok kazanmayı tercih ediyor. Salmien Doktor Eudoxie ile Arda yapmış olduğu konuşmayı hatırladı. Sonra düşünceleri tekrar Burgondlara döndü. Burgondların yaklaşık 60 yıl kadar önce imparatorlukla aralarında ciddi anlaşmazlıkları vardı. O zamanki ordularında yaklaşık 80 bin savaşçı bulunuyordu. Söylendiğine göre şu anda da Vizigotlarla anlaşmak için görüşmeleri sürdürüyorlarmış. Sabir durumu özetle anlatmaya başladı. Eğer hatırlanırsa Kral Alaric'in isteği üzerine Senato tarafından ilan edilmiş Aktal adlı sözde bir imparator vardı. Vizigotların da kukla bir imparatoru var oldu. Böylece Romalıların Galya'daki müttefikleri arasında Roma İmparatorluk tahtına henüz kimseyi oturtmayan tek Burgondlar kaldı. Ama bana öyle geliyor ki onlar da Galya'da bir kukla imparator ilan ettiler. Salmien onayladı, bu doğru. Galya'nın en üst düzey asil ailelerinden birinin üyesi olduğu söylenen Jovinus adlı bir düzenbaza. Mayıs ve alanların kralı Gor ve Burgond kralı Guntuarius tarafından taç giydirilmişti. Sonra açıklama yaptı. Ancak Romalıların çoğunluğu 409 yılında Honorius'u hala imparatorları olarak tanımaya devam edince bir yıl sonunda Alaric Aktal'ı deviriverdi. Hun subay aşağılamasını alay etti Anarius. Bir barbar kökenli olan sırtını Hun süvarilerle alanlara dayamış akıl hocası General Stilicho'nun iki kızıyla birbiri arkasına evlendi. O kime güveneceğini iyi bilen bir generaldi. O, isteseydi kendisine komplo kuran nankör Honorius'u kolaylıkla devirebilir ve yerine kukla bir imparatoru geçirebilirdi.
Ama onurlu bir kişi olarak küçük oğlunu ona emanet eden büyük Theodos'un hatırasına sadık kalarak yapmadı. Ve ölümü tercih etti. Salmiyen barbarların gücünün etkilerini ve Roma imparatorlarının ne derece zayıf oldukları hatırlatılınca bir kere daha üzüntü duydu. Bu kesinlikle doğru olan bir gerçekti. Batı Roma İmparatorluğu düşmanlarının ve barbarların birbirlerine karşı olmaları sayesinde ayakta kalabiliyordu. Sabir ona Burgondların savaş sanatlarını anlatmaya başladı. Burgondlar ve Gotların artık daha fazla ağır süvarileri var ama savaş taktikleri son derecede basit. İki elleriyle tuttukları uzun mızraklarıyla savaş naraları atarak ilerlemeye başlıyorlar. Amaçlan ilk baştan düşmanı paniğe uğratmak. Böyle iki ordu çarpıştığı zaman ilk duygu korkunç oluyor. Ancak hayatta kalan diğer savaşçılar ileri doğru hareketlerine devam edip daha sonra geri dönüp tekrar saldırılarına devam ediyorlar. Bu sefer ok ve yayla silahlanmış ve uzun mızrakları olan piyadelerin büyük kalkanlarından oluşturulmuş olan duvarın arkasına sığınıyorlar. Bundan sonra bir süre soluk alıp yine aynı saldın düzenine geçip bir önceki manevrayı tekrarlıyorlar. Daha önce Salmiyen General Constans'ın emri altındayken Vizigotların süvariden çok piyade askerlerine sahip olduklarını hatırlıyordu. Bu nedenle sormaktan kendini alamadı. Peki Gotların da buna benzer taktikleri var mı? Tamamen aynını taklit ediyorlar. Böyle bir taktik son derecede basit. Savaş alanının seçimine göre özel bir idare gerektirmiyor. Çoğu zaman savaşçılar komutanlarının öldüğünün bile farkına varmıyorlar. Peki Gotların ve özellikle de Ostrogotların Hunların savaşma tarzlarına neden taktik etmedikleri nasıl açıklanabilir? Sabir gülümsedi. Bence şeflerinin esnek komuta tarzını benimsemeleri ve öğrenebilmeleri için asırlar geçer. Bunun için askeri birliklerin çok uzun süreler çalışmaları gerekir. Hunlar bu melekeleri büyük avlar ve baskınlar yaparak kazanırlar. Dualar ederek elinde sadece bir mızrakla düşmanın üzerine gitmek fazla bir çalışma gerektirmez. Oysa hareket halindeyken büyük bir isabetle ok atmak, gerekirse omzunun üzerinden geriye dönerek okunu savurmak bir süvarinin hatta çocukluğundan başlayarak ömrü boyunca yapması gereken bir çalışma ister.